Selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra, 2 ay sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben yine bir yolculuk için çıktım yollara. Riga'dan yolculuğumuz başladı. Riga tren istasyonundan. Şu anda Jelgava yolundayım. Jelgava'ya yolculuğumu gerçekleştiriyorum. Jelgava şehri arkadaşlar Letonya'nın güneybatısında 70 bin kişinin yaşadığı, başkent Riga'ya 42 kilometre uzaklıkta olan güzel ormanlıkların içinde güzel bir şehir. Şehrin tarihine bakacak olursak 13. yüzyıllara dayanıyor arkadaşlar. Jelgava'ya yetiştiğimde yine size şehirle ilgili bilgiler vereceğim. Gezip gördüğüm yerleri sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Videoya geçmeden önce lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, bir saatlik yolculuktan sonra Jelgava'ya adım attık. Jelgava şehri bayağı güzel ha. Yani yemyeşil. Zaten şehrin %21'ini ormanlarla kaplı. Ormanlar oluşturuyor. İner inmez beğendim yani. Güzel, yemyeşil bir şehir. Üzerinde bulunduğumuz topraklar arkadaşlar Letonya'nın en verimli toprakları. Şu dönemde arkadaşlar Letonya'nın her şehrinde şöyle ağaçlar çiçek açmaya başlıyor. Bunlar kestane ağacı ama bildiğiniz Türkiye'deki kestane gibi değil. Bunlar acı oluyor. Yenmiyor yani. Bunu suda ısıtsanız da, fırında pişirseniz de yenilecek bir şey değil yani. Ama çok güzel kokusu var. Bayağı büyük büyük beyaz beyaz çiçekleri var. Parkın çıkışında hemen şöyle bir kilise karşılıyor bizi. Bu da Lutheran Kilisesi arkadaşlar. 1845 yılında inşa ediliyor. Görmüş olduğunuz kilise ise arkadaşlar Kutsal Meryem Ana Katolik Kilisesi. Neogotik bir mimari yapıdır. 1930'larda daha eski bir kilise varmış bu kilisenin yerinde. O sanırım yıkılmış. Yerine 1906 yılında tekrardan böyle bir kilise inşa edilmiş. Riga'da olduğu gibi meşhur burgercimiz burada da var. Hes Burger. Geldiğinizde aç kalmayacaksınız yani. Kilisenin içine geçmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Umarım açıktır. İzin verirler. Video çekmek. Valla kilisenin içine geldik ama teyze izin vermiyor. Ha, buraya bakabilirsiniz diyor. Pal yes. Pal yes. Yes, pal yes. Hemen arkasında büyük bir kilise daha var ama bu Katolik kilisesine benziyor aynı. Ortodoks değil bunlar sanırım. Kilisenin hemen yan tarafındaki binada
Binanın hemen yan tarafında. Burada da öğrenci yetiştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Burada yetişen öğrenciler işte Letonya'nın önemli yerlerinde, kiliselerinde görev alıyorlar. Evet, kilisenin yanına geldik. Yalnız arkadaş, benim tahmin ettiğim gibi arkadaşlar, bu Katolik Kilisesi değil, Ortodoks Kilisesi. İsmi de Simon ve Anna Ortodoks Kilisesi olarak geçiyor. 1711'de Anna'nın yeğeni, yine ismi Anna, Anna Leonovna tarafından yaptırılıyor. Daha sonra bildiğim kadarıyla kilise tekrardan yıkılıyor. 1774-1890'da ve en son 1993 yılında tekrardan bir restorasyon, tadilat geçiriyor. Şu binayı göstereceğim arkadaşlar size. Burası arkadaşlar Yelgava Gedert Elias Tarihi ve Sanat Müzesi. Tarihi adı Akademia Petrina ile bilinen müze binası. Görland ve Zemgale'nin son dükü Peter Biro'nun girişimiyle 1775 yılında inşa edilmiş Letonya'nın ilk üniversitesi. Gördüğünüz gibi. Bir şeye çok dikkat ettim. Her yerde üniversite, teknika fakülte, işte teknik fakültesi. Meslek üzerine genelde üniversiteler çok fazla. Ve yine güzel bir bina. Güzel ihtişamıyla duruyor burada. Burası da arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalan eski bir kilise. Ama şu an günümüzde müze olarak kullanılıyor. Bir de sanırım en üstte bir teras var. Oradan bütün şehri, sahil boyunu, kuş bakışı görebiliyorsunuz. Binaya girmeyi istiyorduk ama maalesef pandemiden dolayı Turizma Informasyon Centers Select, yani turizmle kapalı şu an. Burası, üzerinde bulunduğumuz nehir Lielupa Nehri. Böyle uzun uzadıya devam ediyor arkadaşlar. Bu Lielupa Nehri aynı zamanda Jurmala şehrine gidiyor buradan. Yani Jurmala şehrinin içinden de geçiyor. Hatta ben görmüştüm Jurmala'ya daha önce gittiğimde. Bayağı güzel. Buraya yine aşıklar anahtarları takmışlar. Letonya'da çok yaygın bir gelenek. Riga'da da aynı bir köprü var böyle. Ama maalesef araştırmaların pek öyle olmadığını söylüyor. Yani ayrılık
oranlarının çok yüksek, boşanmaların çok yüksek olduğu söyleniyor. Evet, yemek faslını bitirdik. Kahve faslına geçiyoruz derken artık günün de sonuna geldik arkadaşlar. Yelgava'da artık gün bitti. Tekrardan döneceğiz Riga'ya. Yaklaşık bir saat tekrardan dönüşümüz sürecek trenle. Buraya otobüs de var, Autostad'dan. Otobüs seferleri de var. Tren bayağı bir şehir içine giriyor. Çok kolay oluyor şehir merkezine inmek. Umarım siz de bir gün Letonya'ya gelirsiniz. Yolunuz güzel Yelgava şehrine düşer. Şehir çok temiz. Biz aslında planladığımız gibi gitmedi her şey. Ben birkaç tane müzeye girmek istiyordum burada. Ve güzel bir üniversite var. Orayı ziyaret etmeyi düşünüyordum ama malum pandemi belası yüzünden birçok yer kapalı. Müzeleri de ziyaret edemedik. Birkaç kiliseye girebildim işte. İzlediğiniz gibi. Umarım bir dahaki sefere Yelgava'ya tekrardan gelmek kısmet olur. Daha iyi videolar çekerim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videolarımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ciao. Oh,